Herkese yeniden merhaba, ben Büşra. Bugün sizinle yurt dışından aldığım ürünleri denemeli kategorisine girebilecek şekilde bir video çekmek istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Hemen videoya geçiyorum. İlk önce bana çok fazla sorulan bir parçadan bahsetmek istiyorum. Instagram'da çok fazla bu üstle fotoğraf attım ve bana nereden aldığımı sordunuz ama bu videoyu beklettiğim için maalesef kimseye cevap veremedim. Bu da buradan toplu bir cevap olsun. Bu yeşil kapşonlu üstüm. Kapşonu gri, kendisi bu şekilde yeşil renkte ve bağcıklarında yazılar yazıyor. Çok sıcak tutuyor. İçi böyle yünlü yünlü gibi ama asla böyle hani ilk aldığınız yünlü bir şey giydiğiniz zaman içinizde böyle pamukçuk pamukçuk şeyler çıkar ya yıkanmadan önce. Öyle bir şey hiçbir şekilde yaşamadım ve dediğim gibi aşırı sıcak tutuyor. Kumaşı çok sağlam. Dayanamadım. Bu gelir gelmez fotoğraf çekimlerimde bile kullandım. Normal şekilde de giymeyi tercih edebilirsiniz. Ben içine şu kapşonun renginde bir gride uzun bir atletle giymeyi tercih ettim. O gün yağmur yağıyordu ve o kadar sıcak tuttu ki beni gram üşümedim. Daha başka çeşitleri de var bu sweatshirtlerin. Hatta bir tanesi gözümde kaldı ama Türkiye şartları altında giyemem diye alamadım. Şurada orta kısmında kedi vardı. Şöyle orta parmak yapıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Ama onu her gün giyemem, kullanamam diye bunu tercih ettim. Bu arada markanın adı Nivich. Siz başlıkta da görürsünüz ama yine de belirtmiş olayım. Nivich mağazasından aldım. Şu an indirim kodu yapıldı mı, yapılacak mı bilmiyorum. Ben yine buradan söyleyeyim. Eğer indirim kodu olursa mutlaka açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Oradan bakın, benim kodumla birlikte daha da indirimli hale alabilirsiniz. Özellikle saçım sarı olduğu için pastel tonlarını, yani bu şekilde yeşil pastel tonlarını kendime çok yakıştırıyorum. Ablam da aynı şekilde söyledi. Çünkü saçım çok böyle sarı olduğu için canlı canlı renkleri fazla kendime yakıştırmıyorum. Tıpkı bugünkü giydiğim kırmızı gibi. Şuradaki İpleri de çıktı, o yüzden onu da kafama sardım takamadığım için. Böyle çengelliğine falan yapıp takıyorlar ya, sarıyorlar falan. Onu asla beceremiyorum. Anneme söyleyeceğim ancak o yapar. Şimdilik kafama takmak istedim onu da, takım olsun diye. Kış günlerinde ben kesinlikle böyle sweatshirtleri çok tercih ediyorum. Bunu giydiğim zaman üstüne kot ceketle bile çok güzel şekilde kombinleyebiliyorum çünkü. Bu arada ufak bir alışveriş yaptım. O kadar çok büyük bir alışveriş yapmadım. Ufak ama etkili bir alışveriş oldu. Çünkü ben bunları geldiğinden beri neredeyse hayatımın her alanında kullandım. Sırada şöyle bir beyaz uzun kollu var. Bunun kapşonu yok ama kol detayları bu şekilde tüllü geliyor. Hatta ben bunu X1'lik açılış gününde bile tercih ettim. Onu da fotoğrafını şuraya koyacağım size. Hem çekim günümde hem de X1'in dediğim gibi açılış gününde tercih ettim. Çok da memnun kaldım. Altına güzel bir pantolonla kombine edilebilir. Hatta kot pantolonla bile çok güzel duruyordu ama benim gittiğim yer birazcık daha şık olmam gereken bir yer olduğu için kot pantolonu tercih etmedim. Ama kot pantolonla tercih ettiğim fotoğrafı da şuraya koyacağım aynı şekilde. Yapısı ince, böyle kaşındırmayan bir kumaşı var. Sadece şu tül detayları kolunuza biraz fazla geldiği zaman belki bir tık şöyle yapma gereksinimi duyabiliyorsunuz. Onun haricinde rahatsız edecek bir kumaşı yok. Çünkü ben etiketlerden bile çok huylanan bir insanım. Direkt keserim. Ama bunda öyle bir problem yaşamadım. Aynı şekilde beli de lastikli geliyor bu arada, kolları gibi. Bendeki bedeni medium. Bunun sesi yoktu herhalde. Öyle hatırlıyorum. Çünkü ben genelde XS ya da XXS giyen bir insanım. Medium tercih etmem. Ama tercih ettiğim zamanlarda da gerçekten kendime böyle büyük büyük kıyafetleri yakıştırdığım zamanlarda, bol gelmesini istediğim zaman kendinden büyük bir beden tercih ediyorum. Ama bunda öyle bir şey tercih etmemiştim. Muhtemelen S bedeni kalmamıştı. Ama siz stok durumuna bir bakın, yine güncellenmiş olabilir. Çünkü bunlar geleli bana bir ay falan oldu. Ancak hepsini birleştirip bir video çekme fırsatı bulabildim maalesef. Dediğim gibi bu da beyaz. İçine gömlekle de çok güzel tercih edebileceğiniz, özellikle kot gömlekle yakışabilecek bir parça bence. Bunu da seve seve kullanıyorum. Bu arada bütün ürünlerin linkini aşağı açıklamalar kısmına koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Geçiyorum bir diğer sweatime. Bu bayağı benim için ihtiyaç alışverişi oldu aslında. Bunun da üst tarafı siyah. Bir alt kısmı bordo. Daha da alt kısmı beyaz geliyor. Tıpkı az öncekinin alt tarafı gibi. Bunun da lastiği var ama alt lastiği diğerine göre biraz daha değişik. Yani biraz daha bol durabilecek bir lastiği var. Sıkacak gibi değil diğeri gibi. Bunu da her şekilde kombine edebilirim diye düşündüm. Çok sportif ama şık da bir parça bence. Sadece üstüne takabileceğiniz bir bere ya da bir kolye ile havasını tamamen değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde bunun altına güzel bir pantolonla da çok güzel kombine edebileceğinizi düşünüyorum. Bunun kumaşı da böyle sonbahara bile yakışabilecek bir kumaşta. Dediğim gibi içine bunun da gömlekle tercih edebilirsiniz. Özellikle siyah bir gömlekle çok hoş olabilir.
tozlandı. Bunu da seve seve giyeceğim inşallah. Diğerlerini denedim ama bunu hiç giymek kısmet olmadı. Bunu da hemen en yakın zamanda giymeyi planlıyorum. Şimdi geçiyorum en güzel bölüme. Tabii ki de o kadar güzel sarılmış, o kadar güzel kutulanmış bir şekilde bana geldi ki hiçbir hasarı yoktu. Bu ürünlerin hepsinden bahsediyorum. Çok güzel şu şekilde şeffaf poşetlere konup hatta ayakkabı kutularına kadar konmuş bir vaziyette geldi bana. Dediğim gibi hiçbir şekilde hasar görmemiş hallerdeydi. Şu şekil bir lastikli kılıfla geldi bana. Bayağı şık bence. İçinden tabii ki yine benim seçtiğim ayakkabılar çıkıyor. Benim siyah ayakkabı ihtiyacım vardı açıkçası. Sırf onu bu yüzden sipariş verdim. Bir de ben boyum maalesef ufak olduğu için yüksek topuklu, yüksek tabanlı şeylere daha çok giymeyi tercih ediyorum. Çünkü boyumu bir tık daha uzun gösteriyor. Kendisi süet geliyor. Yanlarında bu şekilde süsleri de var. Böyle birleştirdiğiniz zaman bağcıklarını o şekilde geçirip kullanırsanız daha şık duruyor. Ben 36 numarasını tercih ettim. Tabii benim ayağım 35 olduğu için içine ekstra bir tabanla kullanacağım. Şuradaki içindeki şeyi çıkartayım. Hatta bir de ayağıma deneyeyim, size öyle bir bakın. Mükemmel bir oturuşla size bu şekilde gösteriyorum. Bence ayakta çok şık duruyor. Çok da rahat. Sadece birazcık topuk kısmı ağır. Hiç günlük hayatımda denemedim rahatlık konusunda. Şu anlık ayağımda rahat. Ama çok yürüdüğüm zamanlarda nasıl olur? Tabii ki bilemeyeceğim. Bunu da sırf bu videoya sakladığım için hiç kullanmadım. Ama dediğim gibi süet kalın topuklu boyunuzdan daha fazla duruyor ve ayak bileğini olduğundan daha ince, daha narin gösteren bir ayakkabı. Böyle kaba ayakkabıları ben çok seviyorum. Taban kısmı da sağlam bu arada. Kayacak bir ayakkabı gibi değil. Ama yine de en güzel ayakkabı budur diye düşünüyorum. Ve son olarak benim bayıla bayıla seçtiğim bir çantadan bahsedeceğim size. Bu da aynı şekilde çok güzel paketlenmiş, çok güzel sarılmış şekilde geldi. Hatta bunun paketini dedem açtı. Dedem dedi ki bu ne matruşka gibi çıktıkça çıkıyor, çıktıkça çıkıyor. Sürekli bir şeylere dolayıp durmuşlar çantaya bir hasar gelmesin diye. Hatta bir de üstüne kutunun içine koymuşlar ezilme büzülme bir şey yaşanmasın diye. Sonuçta yurt dışından geliyor. O kadar kargonun elinden geçiyor. Kim bilir üstüne ne yükler konuluyor bilinmez. O yüzden bu şekilde düşünüp çok iyi şekilde ambalajlayıp bize gönderilmesi çok çok büyük bir avantaj. Şimdi geçiyorum hemen çantama. Çantanın rengi bu şekilde. Çok klas bence. Deri ama orijinal deri olduğunu zannetmiyorum. Çünkü kokusundan anlaşılır da orijinal deri olduğu. Sadece o kadar yumuşacık bir deri ki. Yani kaliteli olduğunu anlayabiliyorsunuz. Saplarında bile jelatinleri var bir hasar gelmesin diye. Rengi hardal rengi ön kısmı. Şu şekilde. Pardon, ön kısmı burası. Şimdi bunun özelliğine geliyorum hemen. Şuradaki fermuarlarını görürsünüz. Bu fermuarlardan bu şekilde aşağı doğru indirdiğim zaman, bunu da indireyim. Kapağını açtığımda, hatta şurada da bir bölümünde mıknatıs var iki tane açılmasın diye. Bunları da hemen açıyorum ve daha sonra bu şekilde içini açtığım zaman kalem koyma yerinden bu şekilde cüzdan, kartlık, not defteri ne koymak isterseniz bölümüne kadar var. Burada yine bir fermuarlı küçük bir kısım var. Belki anahtarınızı ya da araba anahtarınızı falan koymanız için. Burada bir sürü kartlık bölümü var. Aynı şekilde yine buranın bir üst kısmında da şu askısı. Askısını hemen elime alıyorum aşağıya. Şu içindeki boşlukları çıkartayım ki size içini daha rahat gösterebileyim diye. Acayip büyüklükte. Burası da aynı şekilde bir gözü daha var. Diğer gözünün içinde de hem burasında büyük bir alanı var. Hem de yine arka tarafında bir tane büyük bir alanı var. Burası da fermuarlı. Yani toplamda 1, 2, 3, 4. Burasını da şu şekilde kapatıp burasını da sayarsak 5 tane bölmesi var. Küçük gözlerinden bahsetmiyorum tabii ki. Acayip dediğim gibi kullanışlı bir çanta. Bunu kesinlikle hemen kullanacağım. En son bu elime geçti. Yoksa ilk önce bu elime geçseydi direkt kullanmaya başlardım. Ama dün aldım. Dün aldıktan sonra hemen zaten bu videoyu çekmeye oturdum bugün. Çok güzel bir çanta. Çok beğendim. Normalde ben kol çantaları takan bir insan değilim. Benim fixtir
hep sırt çantasıyla gezerim. Ya kahverengi deri bir çantam var. Bohçamda ne var videosunu izlediyseniz eğer görmüşsünüzdür. Oradaki sırt çantasını kullanıyorum genelde. İzlemediyseniz de şuradan gidebilirsiniz. Ya onu kullanıyorum ya da siyah bir deri çantam vardır. Fix dediğim gibi sürekli onları takarım. Hiçbir şekilde ben kol çantası takmayı seven bir insan değilim. Düğün dernek olmadığı sürece. Ama bu o kadar büyük içli bir çanta ki ve rengi benim günlük hayatımda kullandığım tüm renklere uyum sağlayabilecek bir renk olduğunu düşünüyorum. Mesela full siyah giyinip bunu rahatlıkla takabilirim. Ya da günlük hayatımda dolabımı açıp bakarsanız çok fazla gri renk kıyafetim vardır. Gri ile de çok güzel kombin edebileceğimi düşünüyorum. Özellikle kot pantolonla zaten bu rengin birleşimi enfes olur. O yüzden dediğim gibi rengini özellikle bu şekilde seçtim. Koyu renkleri de vardı. Hatta bir sürü renk seçeneği vardı. Bu ürünleri daha indirimli bir şekilde almak isterseniz de aşağı açıklamalar kısmında kodu kullanarak girebilirsiniz, yazabilirsiniz. O zaman daha çok indirimli halde alabilirsiniz. Videoda yanlış telaffuz ettiğim zamanlar olmuştur markanın adını. New Change diye okunuyor. Nivic, Nivic diye yazılıyor. Siz zaten başlıkta görürsünüz. Benim ürünlerim bu şekildeydi. Yorumlarım da bu şekildeydi. İçinde sizin de sevdiğiniz ürünler olduysa yorumlar kısmına yazarsanız, benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, çünkü bu aralar kimse beğenmiyor videolarımı. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın, çünkü genelde abone olmayan insanlar beni izliyor. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.